bugün dedemin Adana'dan gelişini aklımın erdiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Bizim aslımız Saçıkara aşiretlerindeniz. Sülale olarak Torunlar sülalesiyiz. Torunoğlu Abdurrahman dedemin babası 1805 yıllarında Adana bölgesine gelmiş. 1805'te Adana'dan Mersin Tarsus kazasının Buzoluk köyüne ikametgah etmiş. Orada bir oba haline gelmişler. Oradan bir şekilde göçmeye karar vermişler. Göçmüşler Isparta bölgesine. Mersin, Tarsus, Gavur Dağları, Pozantı, Uluğuşla, Niğde Ovaları, Konya Dağları ve Ovaları aşağı aşağı göçe ona Anamas Dağı'na gelmişler. Anamas Dağı'nın Kızılova mevkiinde Kızıl Orbuk diye bir yere yayla olarak da mekan tutmuş. Torunlar obası olarak da. Tekrar burada bir yaylamışlar. Birkaç sene belki kalmış kalmamış bu denizaltı bölgesine inmiş. Buradan tekrar Adana'ya yine gitmiş. Gerisin geri. Adana'dan gelmiş buraya yine Anamas yaylasına. Burada yani 1850'lerde 1850'lerde gelmiş. Burada Hasan dedemiz Ovada Gölü'nün kenarında denizaltı mevkiinde ölüyor. Kabri cennet olsun. Burada mezarı burada deniz altındadır. Buradan tekrar Torunoğlu Abdurrahman dedem yine karar veriyor. Göçmeye karar veriyor. Gerisin geri gene gideyim diyor. O zamanlar bir ilden bir ile atladığın zaman kanun fazla tutmuyormuş. Göçerken kimiyle göçüyor? Adana'dan buraya gelirken Adana'da oğlunun biri kalıyor. Hasan dedemin oğlunun biri Molla Mustafa Tarsus'ta kalıyor. Buzoluk köyünde. Hüseyin de, Hasan'ın oğlu Hüseyin de Aladağ'da olduğu söyleniyor mezarının. Orada o da menfaat ediyor. Hüseyin'in çocuklarıyla beraber Torunoğlu Abdurrahman dedem Torunoğlu'nun Hasan'ın oğlu Nurullah Hüseyin'in çocukları iki de kız bacısı Cemile ile Kerziban buraya geliyorlar. Tekrar buradan gitmeye yine karar veriyorlar. 1915'te Çanakkale Savaşı'nda dedemi askeriyeye develeriyle beraber dedeme el koyuyor. Orasını da anlatmadan geçmeyeceğim. Süleyman isminde bir adam dedemi şikayet ediyor. Bu Süleyman diye kim sorarsanız İnci dedemin dayısıymış bu adam. İşi gücü münavıklığıymış. Şikayet ediyor. Torunoğlu bir sürü celep köşeye develeriyle Adana'ya tekrar gerisin geri kaçıyor diyor. Dedem buradan gidiyor. 3 sene, 2 sene neyse mekare çekiyor Çanakkale'de.
Çanakkale Savaşı'ndan sonra tekrar dedem geliyor buraya. Abdurrahman dedem, torunoğlu Abdurrahman dedem denizaltı bölgesine ada diye bir yere ev yapıyor. Kardeşi Abdurrahman dedemin kardeşi Nurullah Çandık taraflarına yerleşiyor. Hüseyin'in çocukları Kapaklı bölgesine yerleşiyor. Abdurrahman dedem de deniz altına yerleşiyor. Kerziban kızı Grama'da veriyorlar. Cemile'yi de Havutlu'nun kurucusu Vela'ya veriyorlar. Cemile'yi de Vela'ya veriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Molla Mustafa'nın çocukları Adana'da kalıyor. Tarsus'ta. Hala görüşürüz. Nurullah'ın çocukları bir kısmı Antalya'da, bir kısmı Isparta'da yaşıyorlar şu anda. Abdurrahman dedemin çocukları bir kısmımız Antalya'da, bir kısmımız Isparta bölgesinde yine hala hayatını devam ettiriyor. Hüseyin'in çocukları bir kısmı Gökdere'de, bir kısmı Serpe'de, bir kısmı Antalya'da, onlar da hayatlarını devam ettiriyorlar şu anda. Bizim kalışımız bu memlekette böyle oluyor. Akrabalarım. Şimdi çok uzun anlatmayla bitmez ama dönem dönem anlatacağım. Akrabalık neredeyiz, ne şekildeyiz, nereye yerleştik, bunları siz de göreceksiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.